İstanbul Karaköy'deki ünlü Zürafa Sokak'ta dönüşüm süreci başladı. Zürafa Sokağa bugün ilk balyoz vuruldu. 200 yıllık geçmişe sahip sokak yenilendikten sonra kültür ve sanat faaliyetleri için hizmet verecek. Bugün hep birlikte yine tarihi bir ana şahitlik edeceğiz. Zürafa Sokak artık eski fonksiyonunda olmayacak. Zaman içinde talan edilen ve günümüzde harabe haline gelen yaklaşık 45 evin bulunduğu sokağın kültür sanat merkezi haline gelmesi için ilk balyoz vuruldu. Toplantıdan alınan kararlardan biri de orada dile getirilenlerden biri buranın fiziki dönüşümünün başlatılması yönündeydi. Fiziki dönüşümün 4 binayla bugün başlatmış olacağız. Yeşilçam filmlerine bile konu olan 200 yıllık Zürafa Sokak bugün yıkılıyor. Ancak sokaklar çok dar olduğu için yıkım işlemleri işte bu şekilde gerçekleşiyor. Zürafa Sokak'taki evlerden 37'si Matit Manukyan'ın ailesine, 5'i de bir başka aileye ait. Sokak Kültür Yolu projesine dahil edilecek. Yıkılan alanların projeye dahil edilmesi dışındaki tüm süreç hak sahipleri tarafından yürütülecek. Burada belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak. Burada hak sahipleri var. Dönüşümü onlar gerçekleştirecekler. Maliklerin tasarruf hakkına hiç kimsenin müdahale etme hakkı yok. Zürafa Sokak'ta oda tiyatrosu, müze, kütüphane, kitap kafe gibi çeşitli projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.